yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendimle ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Merhabalar, ben Ezgi. Bugün aslında genelde hani görmüşsünüzdür, experience talk, hani tecrübeleri konuşturduk şimdiye kadar. Fakat bugün diğerlerinden farklı olarak ben de Isaac'le 2018 yılının Temmuz ayında Global Volunteer programı ile Hırvatistan'a gittim. Kendi tecrübemden bahsederken aslında farklı olarak aslında bavuluma neler koydum, farklı olarak neler yaptım, aslında giderken ne gibi hazırlıklar yaptım, onlardan bahsedeceğim size. Umarım hoşunuza gider. Eğer ki tabii ki de hani ben gittim ama hani ben nasıl gidebilirim? İlk defa seni izliyorum aslında vesaire derseniz şurada göreceğiniz linkten direkt Experience Talk'a ulaşabilirsiniz ve oradan nasıl gidildiğini, süreçler nasıl oluyor hepsini izleyip öğrenebilirsiniz aynı zamanda. 2018 yılının Temmuz ayında Hırvatistan'da bir dans projesine aslında gittim ve bu dans projesi sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 10. maddesi olan eşitsizliklerin azaltılması üzerineydi. Bu proje boyunca aslında oradaki çocuklara dans öğreterek aslında dans öğrenemeyen, yine aynı şekilde orada birçok dili de öğreten arkadaşım vardı aslında gönüllü olarak. Gönüllü olarak aslında dans ve dilleri öğreterek eşitsizlikleri azaltmaya çalıştık diye özetleyebilirim size. Tabii ki gitmeden önce biliyorsunuz ki bazı hazırlıklar yapıyoruz ve gitmeden önce bavulumuza neler koymalıyız, aslında neler yanımıza götürmeliyiz. Bu büyük bir önem arz ediyor bizim için. Çoğu zaman da aslında çevremizdekiler soruyoruz yani ne götürmeli, ne yapmalıyız, nasıl hazırlıklar yapmalıyız. Ben de bu konuya birazcık değinmek istiyorum size. Ben gitmeden önce açıkçası ilk başta hani kafamda gerçekten her şeyi götürürüm, her şeyi sığar, her şeyi ne bileyim yanımda götürürüm bir şekilde diye düşünürken aslında bavulumu hazırlarken baktım ki yani her şeyi götürmek mümkün değil. Özellikle de hani Global Volunteer gibi bir programa gidiyorken aslında bol bol gezeceksiniz de aynı zamanda. Çok güzel tecrübeler edineceksiniz. Diğer gittiğiniz seyahatlerden farklı olarak kesinlikle her gün projeye gidiyor olacaksınız. Tabii ki de hani giyiminiz önemli olacak sizin için. Hani el yüzü düzgün aslında giyiniyor olmanız gerekiyor. Çünkü orada aynı zamanda Türkiye'den gönüllü olarak giderek Türkiye'yi temsil ediyor oluyorsunuz. O nedenle hem rahat hem seyahat edebileceğiniz hem rahat şekilde hani projelere katılırken rahat bir şekilde kombinleyip rahat bir şekilde aslında dışarı çıkabileceğiniz giyim eşyaları, giyim malzemeleriniz veya da kişisel eşyalarınız, kişisel bakım eşyalarınızı aslında ona göre ayarlıyor olmanız gerekiyor. Şimdi baktığınızda hani bu anlamda ilk başta şey diye düşünebilirsiniz kesinlikle işte ne olacak yani elime geleni koyabilirim. Tabii ki de hani kalacağınız yerde bir çamaşır makinesi olabilir, rahat bir şekilde hani kıyafetinizi yıkıyor olabilirsiniz ama yani benim gittiğim yerde, benim kaldığım yer bir yurttu ve baktığınızda hani çamaşır vesaire hani sıkıntısı için kesinlikle özel bir yer bulup, bir çamaşırhane bulup gidip kıyafetlerimi yıkamam gerekiyordu. Ve genelde de hani yurt vesaire veyahut da hani toplu bir hostelde kalabildiğiniz için Global Volunteer programını ve diğer programlarla gittiğinizde Isaac'te genelde çamaşır yıkama durumunuz biraz daha sıkıntılı olabiliyor. Şunu kabul etmek gerekiyor ki götürdüğünüz eşyaları sürekli yıkayamayacaksınız orada ve sürekli buna imkan olmayacak. O nedenle her şeyi aslında çeşitli ama abartmadan çok daha rahat işte kombinleyerek hani o şekilde ayarlayarak gitmek gerekiyor. Öncelikle aslında eğer ki benzer renklerde kıyafetler götürürseniz oraya çok rahat bir şekilde kombinleme imkanınız olur. Eğer ki çok farklı şeyler götürürseniz hani sarıdır, yeşildir, mordur her birini farklı renkte götürdüğünüz zaman eşyalarınızın aslında böyle cümbüş şeklinde dışarı çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Eğer ki kıyafetlerinizi yıkayamazsanız. O nedenle hani benzer renklerde şeyler götürün ki biri kirlendiğinde diğerinin yerine diğerini kullanabilin rahat bir şekilde aynı pantolonla, aynı şortla vesaire. Global Volunteer'a giderken bu benim en başta dikkat ettiğim şeylerden bir tanesiydi. Özellikle de kadınlar için tavsiyem eğer kendine gidiyorsanız Global Volunteer gibi bir programa tek parça kıyafetler götürmeniz aslında o günü sizin için kurtarır. O nedenle farklı farklı iki hem pantolon hem bluz hem tişört vesaire götürmek yerine tek bir parçayla aslında o günü tamamen kurtarıyor olabilirsiniz. Benim için ikinci madde kesinlikle ayakkabılar vesaire hani konusunda da sizin için ne rahatsa çünkü her zaman hareket halinde olacaksınız. Emin olun Global Volunteer'a gidiyorsanız özellikle her gününüz ayrı bir aslında hareketli geçecektir sizin için. O yüzden kesinlikle içinde rahat ettiğiniz ayakkabıları götürmeniz çok önemli. Eğer ki sandalet veyahut da terlikle rahat ediyorsanız gerçekten yaz ayında öyle geçiriyorsanız mutlaka yanınıza almayı unutmayın. Çünkü sandaletler, terlikler de aslında şık olanlar. Her zaman hem gün içinde kullanabildiğiniz hem de orada projeye giderken kullanabildiğiniz veyahut da seyahat ederken kullanabileceğiniz aslında eşyalar haline gelebiliyor sizin için oradayken. Kurtarıcı oluyor. Üçüncü olarak aslında şunu unutmayalım ki aslında 6 hafta giderken işte 1 litre bir şampuan, 1 litre bir duş jeli
vesaire yanımıza götürmenin hiçbir anlamı yok. Onun yerine bagajı aşacaksınız veyahut da hani götürmek istediğiniz başka şeyler olacak ve onların yerine ne bileyim hiç kullanmayacağınız, belki de bitiremeyeceğiniz şampuanlara yer vereceksiniz. Aslında bu çok gereksiz bir şey. O nedenle kesinlikle her yerde satılan şampuanlar için seyahat boyu veyahut da deodorantlar, günlük olarak kullandığınız ne varsa aslında her şey seyahat boyu var. 6 hafta size yetecek şekilde eğer ki bunu depolarsanız, çantanıza koyarsanız kesinlikle yer işgal etmeyecektir boş yere. Çünkü kesinlikle işte marketten aldığınız o kocaman şampuanlar, duş yerleri hiçbir zaman hani tamamıyla 6 hafta boyunca bitirebileceğiniz şeyler olmayacak sizin için. O yüzden buna dikkat ederseniz en azından götürmek istediğiniz birçok şeyi de yanınıza götürüyor olursunuz. 4. olarak kesinlikle giderken emin olun orada çok güzel arkadaşlıklar edineceksiniz ve onlara küçük hediyeler vermek isteyeceksiniz. Bunlar için de kesinlikle yer açmak gerekiyor bavulda. Türkiye özel böyle hani Galata resimli bardak altlı olabilir veyahut da hani İstanbul'a yer veren veya nazar boncuğu olabilir veyahut da hani küçük bir defter olabilir. Aslında buraya ait küçük hani hediyeler götürebilirseniz orada gerçekten değer verdiğiniz, orada birlikte güzel zamanlar geçirdiğiniz insanlara da hediye ediyor olursunuz bu hediyeleri. Çünkü oraya gittiğinizde emin olun sizden bir şey vermek isteyeceksiniz o insanlara ve eğer ki bavulunuzu gereksiz, belki de hiç giymeyeceğiniz, belki de hiç kullanmayacağınız şeylerle doldurduğunuz zaman emin olun bunlara yer kalmıyor. Belki de bunu hiç düşünmüyoruz başında ama gerçekten benim Global Launcher'a giderken ilk başta dikkat ettiğim şey eminim orada çok güzel arkadaşlıklarım olacak ve herkese bir şey bırakmak, herkese küçük de olsa bir hediye vermek istiyorum şeklindeydi. O nedenle bavulumda bunlara da yer verdim. Oradaki ülkede Global Village denilen aslında bir etkinlik gerçekleşiyor. Bu 6 hafta süresince sadece bir gün olmak üzere ve bu bir günde aslında oraya gelen bütün gönüllüler kendi ülkelerinden getirdikleri yiyecekler, tadımlık, içecekler. Ben açıkçası Adanalıyım ve yemek yemeyi de çok sevdiğim için aslında bu Global Village'in haricinde de her zaman böyle kurtarıcı, bazen acıktığınızda Türkiye'ye ait aslında kendi ülkenize dair ufak atıştırmalıklar vesaire götürürseniz hem bazen acıktığınız gecelerde size kurtarıcı olabilir bu tür atıştırmalıklar. Ben Cezerya götürmüştüm. Bir kutu yani belki bir kilo olabilir. Bunun yarım kilosunu falan Global Village'de yesek de ben o yarım kilosunu 6 hafta boyunca yedim. Evet yedim. Çünkü gerçekten çok acıkıyordum ve Hırvatistan'ın yemekleri benim damak zevkime pek hitap etmiyordu. Sürekli börek var. Her yerde börek var. Börek var ve ben börek sevmem. O nedenle de gece yurtta aç kaldığımda sürekli Cezerya yiyordum ve hani benim için hem besleyiciydi, hem besleyici bir yiyecek hem de aslında baktığınızda diğer arkadaşlarıma ikram edip bak işte bu Türkiye'de böyle çok sevdiğimiz bir lezzet diye sunabileceğim bir atıştırmalık da benim için. Eğer ki varsa sizin de böyle ya ben işte kavrulmuş fındık çok severim veyahut da işte ben şunu yemeden yapamam çok severim. Bozulmayacak. Hem bavulunuzda götürebileceğiniz ambalajlı, paketli aslında böyle atıştırmalıklara da yer verirseniz hem aç kalmazsınız hem de orada Global Village etkinliğinde de insanlara bunu bizim lezzetlerimizi sunma imkanı bulursunuz diyebilirim. Tabii bunun da bir sınırı var. Burada bir hikayemden bahsetmek istiyorum. Aslında kuzenimin hikayesi. Kuzenim de Global Volunteer programına giderken kendisi sucuğu çok sever ve kesinlikle işte oraya gittiğimde bir sucuklu yumurta yemem lazım, sucuk yemem lazım vesaire şeklinde bir insan. O kadar fazla bavulunu doldurdu ki, yani o kadar fazla doldurdu ki aslında hiçbir şekilde yeri yoktu. Bu sucukları aslında birkaç kangal sucuğu havalanan geçirmek için şöyle bir yol izledi. Biliyorsunuz onların ipleri var, kangal sucukların. Onları alıp boynuna astı. Havalanan geçerken hani ben böyle geçiyorum, bu benim dini inancım diyerek aslında ülkeye sucukların girişini o şekilde sağladı. Fakat hani böyle şeylere gerek yok aslında. Baktığınızda kesinlikle hani her şeyi ayarında koyduğunuz zaman boynunuza sucuk atmak zorunda kalmazsınız. Geçen de okuduğum bir habere göre bu arada bir genç yaklaşık işte 16-17 tane pantolon, işte 20-25 tane tişört giyiyor üzerine ve ardına uçakta baygınlık geçiriyor. Uçak görevlileri tabii ki yardımına yetişiyor. Böyle şeylerde yaşamak istemeyiz tabii ki. Bunları yapmamıza gerek yok. 6. olarak kesinlikle yani genelde el bagajınızı ölçmüyor oluyorlar. Tabii ki de bavul kadar büyük bir el bagajıyla girmenize izin vermeyeceklerdir. Fakat bu el bagajını kesinlikle küçük bir çantayla değil de gerçekten büyük bir seyahat sırt çantasıyla tamamlarsanız bavulunuza sığmayan şeyleri, değerli eşyalarınızı, laptopunuzu, cüzdanınızı ve onun dışında işte ilaçlarınızı vesaire her şeyi aslında koyabileceğiniz büyük bir de aslında depolama alanı olur. 7. olarak kesinlikle giderken şunu unutmayın. Orada işte genelde sağlık sigortası yaptırıp gidiyoruz oraya ama bazen böyle hafif bir soğuk algınlığı yaşayabiliriz veya
hayatta benim düzenli olarak kullandığım demir ilaçları var mesela. Orada bulamayacağım. Kesinlikle ilaçlarınızı kullanabileceğiniz, hani ağrı kesiciniz, işte ne bileyim, gerçekten kronik olarak bir rahatsızlığınız vesaire varsa da orada onları bulamayacağınızı düşünerekten, buna göre davranaraktan lütfen onları stoklayıp öyle gidelim. Bu şekilde en azından orada yaşayacağımız bazı küçük sağlık sorunlarını da bu şekilde atlatmış oluruz diyorum. Benden bu kadar bavul konusunda. Siz de aslında bunlara dikkat ederek gittiğiniz ülkede çok daha rahat bir şekilde bir proje geçirebilir, çok daha rahat seyahat edebilirsiniz. Şimdi aslında böyle konuşunca böyle projemden anılar aklıma geliyor. Zagreb'te bir main square var ve bu meydanda direkt bir gün gezerken, bir akşam gezerken Türk arkadaşlarımızla birlikte birini gördük ve hani yaklaşık bavul boyutunda böyle çekmeli hoparlörlerle gezen bir adam gördük ve Tarkan dinliyordu. Gümbür gümbür aslında meydanın ortasında Tarkan çalıyor ve biz hani bir şaşkınlık içerisindeyiz. Yani Türkiye mi burası? Yani ne oluyoruz falan? Türk mü gördük yine diye. Yanına gitti ve Tunusluymuş aslında. Ondan sonra dedi ki ben biliyorum Türk şarkılarına, işte hayranım falan filan. İşte size açacağım, beni izleyin falan filan. Çok matrak bir çocuktu. Ardından bize kolbastı açtı. Kolbastı oynamaya başladı. Ve biz de hani ona katıldık, zaten dans projesinden hani gönüllüleriz. Hep birlikte oynuyoruz. Ardından da hani bunu duyan diğer Türkler gelmeye başladı. Yani meydanda hiçbir şekilde tanımadığımız o aynı tarihlerde orada olan Türkler aslında geldi. Ve bizim yani yaklaşık bir 20-25 kişilik bir Türk popülasyonuna ulaştık. Yine hani projeden Brezilyalı arkadaşlarımız var vesaire, ki Brezilyalılar gerçekten doğuştan yetenekli hani danslara. Birlikte işte şemmamma oynuyoruz, halk oyunları. İşte Edirne'deki arkadaşım ve Trakya havasından işte bir şey açtırıyor. İşte Ankaralı bir çocuk var tanımadığımız, o Ankara havası açtırıyor falan. Hani Dünya Kupası zamanı bir de. Gerçekten hani meydan aşırı kalabalık ve Hırvatlar gerçekten bir çember oluşturup bizi izlemeye başladılar. Biz de Türkler işte kol bastı oynuyoruz. İşte gerçekten böyle garip garip hareketler yapıyoruz ve ciddi anlamda unutulmaz bir geceydi benim için. Ki zaten proje aslında şey beklentisiyle gitmiştim biraz daha. İşte modern dansları öğreteceğiz. İşte projede gerçekten profesyonel olarak bu dansları yapan arkadaşlarım da vardı. Fakat gittiğimde projede işte birkaç farklı Türk arkadaşım vardı. Ukraynalı arkadaşlarımız vardı ve Ukraynalı arkadaşlarımız çok ısrarcıydı bu konuda. Halay çekmeliyiz. Hani koreografimizde proje sonunda kesinlikle halay çekmeliyiz. Lütfen bize halay öğretin dediler. Ve gerçekten yaklaşık 1-2 hafta koreografi, yani koreografimiz halaydı ve halay üzerinde çalıştık. Bizden daha iyi oynuyorlardı. Açıkçası koreografide ben yokum kaç videoda. Çünkü benden çok daha iyi oynadıkları için hani rezil olmamak adına hani bırakmıştım onlara. Ben sadece çekiyordum, ben sizi çekerim falan diyerekten. Proje sonunda hani çocuklara daha çok geleneksel dansları öğrettik. İşte daha çok oryantaldir, hani damat halayı falan. Gerçekten bunları öğrettik. Ve gerçekten benim için böyle Türkiye ile dolu bir projeydi. Hani Türkiye'yi böyle dolu dolu temsil ettiğimi, dolu dolu yaşadığımı hissettiğim bir tecrübe oldu benim için. O nedenle hani gittiğinizde nelerle karşılaşacaksınız hiç bilmiyorsunuz, hiç tahmin edemezsiniz. Ben de işte gittiğimde aslında Dünya Kupası zamanında işte bir gece işte tanımadığım 30 farklı Türk'le orada kolbastı oynayacağım, ben de tahmin etmiyordum. O yüzden yani böyle bir tecrübe. Umarım siz de sizin hiç bilmediğiniz aslında o çok güzel Global Volunteer yolculuğuna çıkabilirsiniz. Benden bu kadar. Hepinize hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin çünkü burada tecrübe konuşuyor. Yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Bir gönüllü olarak çalıştım. Kendine ilgili garip bir fake vereyim o zaman. İsmim çok... Yabancılar bana hep yoğurt. O yüzden ismim de... Adım Mimi'ydi benim.